Son nefeste imansız gitmekten nasıl korunabiliriz demiş izleyicimiz. Son nefesten yani ayet-i kerimede şey hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Yani son nefeste imanını muhafaza etmek için son nefese gelmeden önce ne yapmak lazım? İmanı muhafaza etmek lazım. Bunu ben şöyle bir misal veriyorum. Şimdi iman mum gibidir. Mum mumu alsan şuradan dışarıya çıksan önünden bir araba geçse hemen söner. Arabanın rüzgarından söner. Yani sen böyle nefesinden söner yani. Mum, iman öyle hafiftir ama sen bu imanı yani bu mum gibi olan imanı mum olarak misal verelim. Etrafını bir cam hakemle çevirirsen yani bir fenerin içine koyarsan dışarı çıksan fırtına etse yine mum ne olmaz? Sönmez. İşte şimdi Şeytanın vazifesi son nefeste bizim imanımızı bizden almak. E sen şimdi bu imanını mum gibi olan imanını önce farzlarla çevireceksin. Farzlardan sonra vaciplerle çevireceksin. Vaciplerden sonra sünnetlerle çevireceksin. Müstahaplarla çevireceksin. Eğer şeytan senin imanına kastettiği zaman önce karşısına edepler, müstahaplar çıkacak. Önce sana edebi terk ettirecek. Diyecek ki işte babanın yanında uzan yat diyecek. İşte selam verme, şöyle yapma, böyle yapma diyecek. Önce edebi terk ettirecek sana. Edebi terk ettikten sonra onun hedefi senin imanını söndürmek. Ondan sonra karşısına sünnetler çıkacak, sonra sünnetleri terk ettirecek. Kılma sünnet edecek, o sünnettir yapma. Resulullah Efendimiz ister yapın ister yapmamın, yapmayın demiş, sen yapmasan da olur. Böyle sünnetleri terk ettirecek. Sünnetleri de terk ettin mi? Ondan sonra başlayacak vaciplere. Çünkü teker teker duvarları kırıyor, imanına gelecek ya. Vacipleri sana terk ettirmeye çalışacak. İşte kurban kesme, horozla kessen olur diyecek falan. Vacipleri de terk ettirecek. Ondan sonra gelecek sıra farzlara. Ondan sonra farzlarına kastedecek. Diyecek ki daha gençsin namazı kılmasan da olur. Daha gençsin bekarsın başını örtmesen de olur. Tesettüre girmesen de olur. İşte tesettür sadece başını örtmektir. Eğer altına daracık pantollar da giysen de olur. Şu da olur, bu da olur. Sana farzları da terk ettirdi mi? Farzlar da bitti. Ne kaldı? İmanınla başkalay, baş başa kaldı ondan sonra yaptı mı alır Allah muhafaza onun için. imanlı gitmek mi istiyoruz? İmanlı gitmek istiyorsak وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَانُ O imanını salih amellerle, farzlarla, vaciplerle, sünnetlerle, müstahaplarla, edeplerle etrafını böyle kalın duvarlarla çevireceksin ki kimse son nefeste senin imanını ne yapamasın? Söndüremezsin ama namaz yok, oruç yok, zekat yok. Farz yok, vacip yok, sünnet yok. Ne var? Sadece ben Müslümanım diyor. Bak ben Müslümanım demekle Müslümanlık olmaz ha. Kelime-i şehadet getirmesi lazım, manasını bilip kalbiyle tasdik etmesi lazım. E ben Müslümanım, oruç yok, namaz yok, zekat yok. Hiçbir şey yok. E bu imanını nasıl muhafaza edecek? Gerçekten zor. Ameli salih olmadan imanını muhafaza etmek çok zor. Mevla bütün kardeşlerimizin imanını muhafaza etsin. Biz kimsenin cehenneme girmesini istemeyiz. Bizim de nereye gideceğimiz belli değil. Bakalım biz imanımızı muhafaza edeceğiz mi? Ama etmeye çalışıyoruz. İmanımızı muhafaza etmek için uğraşıyoruz. Diğer kardeşlerimiz de uğraşacak o zaman. İnşallah böyle imanını muhafaza etmiş olur.